Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün size Hearts of Iron 4'te Türkiye ile oynayacağım. Ne yapacağız? Nasıl bir yoldan gideceğiz? Şimdi benim öncelikle amacım şu kısımdan devam etmek. Tüm Balkan Birliği'ne öncelik vermek, Balkan devletlerini yanıma çekmek ve emperyalizme karşı bu Balkan devletleriyle birlikte savaşmak. Bunun için de gideceğim yol Möntro'dan sonra şu yoldan gideceğim. Yurtta Sulh yolundan gideceğim. Kemalizmin koruyucuları yolundan gideceğim. Sonra oradan Türk dış politikasını yeniden yapılandıracağım. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi biz ilk başta bir şu Möntro'yu bir araştıralım. Belki inanç vergisi falan. Ama şimdi almak istemiyorum çünkü Yunanistan, Yugoslavya, Romanya gibi ülkelerle eğer birlik olacaksan bu tarz şeylere çok girişmemem lazım. Destek silahlarını alalım abi. Derhal şuradan bir inşaat, kesinlikle %100 inşaat alacağız. Daha hızlı yapabilmek için askeri fabrika basmayacağım ben. Olabildiğince altyapı ve sivil fabrika basacağım. Sebebini de hemen size söyleyeyim. Çok basit. Hatta şöyle yapalım. Bundan ziyade ilk başta bir altyapı basalım. Altyapıyı da Claudius'u alabilmek için belli yerlere basacağım. Şimdi bu 5 olduğunda ne oluyor? 49, 21, 69, 71. Ya kıl payı belki. Claudius'u nerelerden alabiliriz? Ankara'dan Claudius'u alamayız. Krom yüksek olması lazım. İzmir'den alırız. Bursa'dan alır mıyız? 55 alırız. Bursa'dan alırız. Claudius'u, Ankara'yı bilmiyorum. Afyon. Yok, Afyon'dan Claudius gelmiyor. Şimdi biz Bursa'ya bir altyapı basalım şimdilik bir. Şunu bir yok edelim abi. Şöyle bir şeye gerek yok. Şu an sadece basacağım tek şey tüfek. Tüfek eksiğini gidereceğim. Tabi şöyle de konvoy da basalım ticaret için. Bölükler atamamış diyor. Ben tamamıyla şu işte şey bölüklerini ortadan kaldıracağım. Boğaz Tugayı falan gibi bölükleri kaldıracağım ortadan arkadaşlar. Bunlar da benim hiçbir işim yok. İşte dağ tugayları, boğaz tugayları, süvariler. Bunlar da şu an için bir işimiz yok. Çünkü bizim bunları ne doyuracak gücümüz ne de bunlara para harcayacak ya da bunlara askeri insan gücü sağlayacak bir durumumuz yok şu anda. O kadar güçlü bir devlet değiliz. Gerçekten zor durumda başlıyoruz açıkçası. Belki birçok güç bizden daha iyidir. Şu zırhlı bir video yapacağım çünkü zırhlı birlikler üretmek için herhangi bir kaynağım yok. Kaynak sıkıntısı yaşıyoruz her zaman olduğu gibi. Burada da yaşıyor Türkiye. Öyle wow bir durumumuz yok yani. Şimdi bu Boğaz Tugayı'nı da yok edelim. Şimdi şuradaki bakın şimdi. Şu isyan bölgeleri var. Şunu görüyorsunuz. Dağ Tugayı diyor. Burayı ben piyade tümeni yapacağım abi. Dağ Tugayı olmasına gerek yok. Şurayı da ben Tank Tugayı diyor. Piyade tümeni yapacağım. Çünkü tankım yok. Yani neyle savunacağız orayı? Şu Tank Tugayı'nı da piyade tümeni yapalım. Bu çok işimize yarayacak bence. Yine piyade tümeni. Oralarda isyanlar gelebilir. Bakarız isyanları durumuna göre bastırırız. Atamayacağım bölükleri. Herhangi bir şey yapmayacağım. Möntro'yu aldık. Araştırmalarımızı yaptık. Şimdi üretim için eksik bir şeyimiz var mı? Şu an için yok. Krom fazlalığımız var. Krom ihracı yapabiliriz. Hemen şuradan bir altyapıya bakalım. Neyse devam da ettirelim aynı zamanda. Öyle altyapıya bakalım. Şöyle altyapıyı, tedarik hattını bir görelim. Şimdi tedarik hattında bize şuralar lazım. Bulgaristan'ı hızlı alabilmemiz için şuraların güçlendirmemiz lazım. Buraları da kesinlikle güçlendireceğim. Şu bölgeyi de. Çünkü güneyden bir Alman saldırısına uğrayabiliriz. Çünkü Yugoslavya ve Yunanistan'ı koruyacağımız için. Şimdi biz piyade gücümüzü olabildiğince arttıracağız. Tabi uçak hava gücümüzü de arttırmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, seriyi beğenirseniz çok sevinirim. Kanalda abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi oyunumuzun sonunda zaten ben yine göstereyim abi. Buradan Möntro'dan sonra devletçilik politikasına devam edeceğiz. Bize verdiği artılar gayet iyi. %7 altyapı hızı veriyor. Gayet güzel. İnşaat %10. Askeri fabrika inşaat hızı %10. Sivil fabrika %5 pardon.
hızlı %15 sivil fabrikayı çok hızlı inşaat edebiliyoruz. Tahsilhaneleri %5 istikrar veriyor. İsmet İnönü geliyor. Sanayiciler. Şimdi mesela sanayicileri de alabiliriz buradan aslında. Aslında oradan bu. Onu da, oradan da gidebilirdik de bakalım. Ben daha çok devletçilik politikasından gideceğim. Standart Cumhuriyet'in kurulduğundaki devletçilik politikasından devam edeceğim. Şimdi şurada Fransa var. Bunlardan da ilerleyen dakikalarda Hatay'ı geri alacağız. Şurada Irak var. Aslında Irak'a gidip Irak petrollerini alabiliriz. Ama bakalım ne diyor lisanslarımız, ilişkileri geliştir. Herhangi bir şey yok. Savaş hedefi açamıyoruz. Ne olması gerekiyor? Dünyaya %50 tarafsızlaşık. Belki o %50'ye kalmadan bir şekilde açabiliriz ama şu an için çok zor. Bir savaş açmam. Şuraya bir bakalım. Tutucu karşıtı operasyon başlattı. Neredeymiş bu? Tabii ki de Sivas'ta tutucu karşıtı operasyon başlatırım. Çünkü ben Kemalizm yayacağım. Hali sistemleri yeniden düzenleyeceğim. Sivil trenleri de verin bana. Raylı sistemlerimizde sıkıntı olmasın. Bakın ne kadar tüfek eksiğimiz var. Bu tüfekleri tamamlayacağız zamanla. Möntro geliyor. Az kaldı. Möntro geldiği anda vazgeçmeyeceğiz abi. Hemen ne diyoruz? Şimdi anlaşma yok. Doğru olanı yapacağız. Kazan. Rotada kalacağız abi. Kazanacağız. Rotada kalıp kazanacağız. Gayet güzel gittik. Şimdi devletçiye devam edelim. Buradan istikrarı alacağız. İstikrar bizim çok önemli. Şuradan ben hemen bana gerekli olan şeyleri söyleyeyim size. Sanayi liderliği lazım. Ama ondan önce Hilmi Uyar'dan alacağım. Political power'la gerekiyor bana. Var mı Hilmi Uyar, alabiliyor muyum? Nuri Hilmi, Mümtaz, Şükrü, Hilmi Uyar, evet. Sessiz beygir, onu aldım. Hükümet değiştirmek istemiyorum. Sovyetler Birliği. Bakalım ne kadar dayanabilirsek. Aslında Sovyetler Birliği Almanlara karşı önceden savaşa girse bir tık daha etkili olabiliriz. Şurada Avusturya'yı zaten Anglus'u alacak. Lüksemburg, buralara da girecek Almanlar. Bunlar askeri yerinin olmadığı bölgelere ilerleyen dakikalarda. Şimdi şuradan değiştirebiliyoruz biliyorsunuz ki. Yani ben çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Gerek yok açıkçası. Sonra faşist olsak daha güçlü olur muyuz? Oluruz, evet. Tabii ki de daha güçlü oluruz ama. Evet, sanayi liderini alalım. Hem altyapılarımızı daha hızlı yapalım hem de inşaat hızımız yükselsin. Mesela Bursa'da, şimdi bak Bursa'da ne kadar krom çıkıyor? Afyon, pardon, burası. 62. Gayet iyi. Gayet iyi. Birazdan daha da artacak krom sayısı. Çünkü neden krom fazla olması gerekiyor? Çünkü şurada ben Almanlardan Claudius'u alacağım eğer bir aksilik olması. Claudius da eğer krom olan bölgeleriniz belli bir sayının üstünde, galiba 60 küsur veya 70 küsur olması lazım. Krom olan bölgelerinizde size fabrika veriyor. Basit makine aletlerini de araştırdık. Şuradan hemen sentetik petrolü de alalım. Size askeri fabrika veriyor. Bu çok büyük artı. Bedavadan askeri fabrika alacağız yani. Kamyonu almak istiyorum. Mekanize olmasa bile en azından motorize birliklerimiz olsun. Motorize birlikler önemli. Gerçekten şu anda şu oyunda motorize birlikler değerli bizim için. Şimdi havada bir şey yapmıyoruz şu an için. Evet, devletçiliği de aldık. Şimdi şuradan 6 oku onaylayalım. İsmet İnönü başbakan oldu. Şimdi ne var? Şurada Atatürk birazdan gidebilir.
Neresi burası? Tutucu karşıtı operasyonlar, Kayseri. Evet, ben buraya başlatacağım tutucu karşıtı operasyonlar. Ülkedeki Kemalizmi olabildiğince arttıracağız. Tutucu karşıtı operasyonlardan kaçacağız. Yani destekleyeceğiz tutuculardan. Kaçacağız olabildiğince. Mesela Kemalist eyaletler, yine gördüğünüz gibi buralar. Şurası neresi? Antalya Kemalist bir eyalet. Tarafsız. Mersin gelenekçi muhalefetin daha etkin olduğu bir yer. Aynı şekilde Malatya, Diyarbakır'da Kürt isyanları aktif olarak var. Şuradan hemen üretimimizi arttıralım. Kaynak verimliliğimiz bir artsın. Ama sıkıntı yok. Bunların hepsini toparlayacağız. Hepsini düzenleyeceğiz. Buraları daha çok kendimize bağlayacağız. Bakın mesela Amasya diyor burası. Kayseri nerede? Burada. Burada evet, İslamcı muhalefet şu anda etkin. Ama biz buraları alacağız. Şimdi Samsun'da da onlar etkin ama Trabzon'da biz etkiniz mesela. İslamcı muhalefet olabildiğince yıkmaya çalışacağız. Aynı zamanda doğuda da mesela şurada Erzurum'da Asilere karşı koyalım. Evet. Bu bir tık sıkıntı oldu. Evet, sivil fabrikalarımız boş şu anda. Ben şöyle tedarik hatlarıma bakayım. Yok, tedarik hatlarından ziyade normal bir görünümü alacağım. Şuradan hemen bakalım. Evet, burada Claudius'a doğru gidebildik mi? Gidebildik aslında. Şurada 59 diyor. Burayı da geliştirelim. Antalya'nın da altyapısını geliştirelim. Orada da bir Claudius'a belki gidebiliriz. İzmir 84 oldu. Bu gayet iyi. Şu 3 bölgede alıyoruz net bir şekilde Claudius'u. Bence. Claudius orada bence 3 bölgede de net bir şekilde bizim elimizde. Bölge çapında da endüstri entegrasyonumuzu da alalım. Şimdi Ereğli demir çelik fabrikalarını geliştiririz. Olabildiğince çok geliştirme yapacağız. %20 inşaat hızımız var. Ne kadar çabuk bir şekilde yaparsak o kadar iyi. Mezhepsel sıkıntılar ve düzensiz silahlı kuvvetler bizi yoruyor. Bakın İsmet İnönü çok iyi artılar veriyor. Şimdi fabrika çıktısını arttırıyor. İdeolojik karma savunmasını arttırıyor. Sivil fabrika inşaat hızını arttırıyor. Şimdi geç İspanya ülkesine savaş ilan ediyor burada. Bu savaşa ben dağınık sanayi yapacağım. Sebebi de şu. Neden dağınık sanayi istiyorum? Çünkü ülkenin bir kısmı fethedildiğinde sanayim çöksün istemiyorum. Sonuna kadar parçalı bir şekilde olsun. Belki daha geç mal üretimi olur ama sağlam bir sanayimiz olsun istiyorum. Şimdi buradan ne yapalım? Altı oku onaylanmasını da aldık. Şimdi şuradan bir. Ben bir sanayicilere gideceğim abi. Sanayicilere neden gideceğim? Hemen onu da anlatalım. Devam etsin oyun. Şimdi gördüğünüz gibi burada sanayicilerin ne özelliği? Bunlar bize sivil ve askeri fabrika verecekler. Borç konseyini halledeceğiz ve şuradan dış güçlerden sivil fabrika ve askeri fabrika dileneceğiz. Dilencilik yapacağız bir nevi. Böyle böyle her birine yanaşıp hepsiyle ilişkilerimizi geliştirip İşte Sovyetlerdir ama Almanya'dır, İtalya'dır, ondan sonra Britanya'dır, Fransa'dır. Bunun özellikle şu üçüne bir ilişkilerimizi geliştirip onlardan askeri fabrika, sivil fabrika kurmalarını isteyeceğiz ülkemizde. Yani bir nevi yatırım yapmalarını isteyeceğiz ve o fabrikaları onlara karşılığı kullanacağız açıkçası. Şimdi bakalım ne eksik? Piyade tüfeği eksik. Destek şunları evet alabilirsin. Her türlü gerekecek. Trenlerimiz var. Evet, kaynaklarımız şu an yetersiz alüminyum konusunda. Kimden alalım? Fransa'dan alabilirizmiş mesela. Alüminyumları Fransa'dan alalım. Ne yapacağız? Like diye basalım abi. Cumhuriyetçiliği de basalım. İstikrarımız güçlensin. Yok, buradan hemen borç konseyiyle anlaşma yapacağım ve borcumu ödemeye başlayacağım artık.
Yani savaşa olabildiğince şöyle girmek istiyorum. Bakın. Hemen endüstriyel projeler açıldı. Olabildiğince güçlü, borçsuz, iyi bir ekonomiyle girmemiz gerekiyor bence. Şimdi Claudius'u almak için şurayı da hallettik diyelim. Yok, şuraya bir Claudius'a gerek yok şu anda. Şimdi şu tedarik hattını bir görmek istiyorum. Nasıl yapacağız şu anda biliyor musunuz? Şimdi mesela şuraya ben şu hatla şu hat birleşiyor mu? Birleşiyor. Bu güzel olmuş. Ama şuraya da bir hat götürmem lazım. Nereden alacağım? Evet, mesela şöyle. Şu Hakkari'nin şurasına hat götüreceğim. Tamam mı? Bu hattı götürdükten sonra oraya bir tedarik merkezi inşa edeceğim. Şu bölgede tamamıyla bir yaygınlık olacak en azından. Hatta evet, orası bir öyle kalsın. Güzel olur gayet de. Şimdi bu sermayeyi kullanalım. Borsa Konseyi'de de işbirlik yaptık. Nerede sıkıntımız var? Yani çelik satıyoruz dışarıya. İhracattan dolayı mı? Şimdi şöyle yapalım. Serbest ticareti ihracata da alsın. Bakalım yine de çekiyorlar mı? Çekmiyorlar şu anda. Çünkü ticareti serbestlikten çıkarttım açıkçası. Şu tedarik merkezinin inşaatı bitene kadar devam böyle. Şimdi kamyon, evet, alırız. Bir tek top. Ne yaptık? Erzurum Hakkari arasında da dizdik. Demir ağlar çok önemli. Demir ağlar sayesinde biz oyunu tutacağız. Yani nasıl söyleyeyim? Yenilmemeye çalışacağız. İkmal çok önemli. İkmalimiz olursa bu oyunda hayatta kalabiliriz. Rakiplerimize karşı. Evet, şimdi. Bakalım yabancı sermaye kullanımız. Şimdi şöyle bakalım. Nazilerle ilişkimiz ne durumda? Artı 90. Bir tık daha geliştir ilişkiyi. Şuraya bir yardım atabiliyoruz mu? Şunlara. Yok, şunlara. Ruslar tarafından destekleniyorlar ama çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum o desteğin. Açıkçası ya ben çok zannetmiyorum, o çok bir işe yaramaz. Şuradan hemen elektrik elektronik mühendisliğini araştırdım. Şuradan buraya da ilişkimi geliştireceğim. Şu iki büyük güce bir darbe vurmaya çalışalım bakalım. Abi, evet, operasyonları başlatalım. Tutuculuk bu ülkede yayılmamalı. Asla. Ya bizim aleyhimize olur. Bakın burada Kastamonu'da geleneksel gelenekçileri sakinleştirmişiz. Kemalist bölge burası zaten. Antalya'yı da kurtardık. Hemen buradan Sadabat Paktı'na gidelim. Yine Sadabat'ımızı alalım. Şöyle bakalım. Şimdi şu borçları yeniden düzenleyeceğiz. Destek için alacağız biraz yardım. Şuraya basalım.
Evet, güzel. İsyancıları da yendik. Zaten bir şey kalmadı. Çok da bir mevzusu yok artık onun. Nereden isteyeceğiz? Nazi Almanya'sından tabii ki de. Hemen şu borçlarımızı da düzenleyelim. Top da basalım şimdi. Birer tane de top basmak istiyorum. Tungstenimiz yok. İngiliz Malayası'ndan alalım tungsteni. Şimdi şöyle bir durum var. Şu tedarik merkezleri geç inşa alıyor gerçekten. Geç inşa olduğu için bir tık sıkıntı. Ama problem yok. Bir şekilde hallederiz onu da. Bakayım şöyle bir Sadabat Paktı'ndan sonra nereye gideceğiz buradan? Artık Hatay sorununu çözeceğiz. Şuradan Türk ulusuna gideceğiz. Ulusumuzu kuracağız abi. Tamam, yurt dostu ruhu alıp, bu bizim için değerli bir şey. Yakıt da önemli. Ben Irak'ı isteme sebebim Irak petrollerini alıp kullanmak. Evet, Irak, İran ve Afganistan bizim yakın dostumuz şu durumda. Yani evet, şimdi yurt dostu ruhu alabiliriz. Ne yapacak mesela? Yurt dostu ruhu bize ne gibi fayda sağlayacak? Bence bu önemli. Ne diyor? Potansiyel düşmanlarımız içimizdeki zayıflığı hissettikleri anda bize saldıracaklar. Devletin refahını ve iç istikrarını sağlamak tüm Türk yönetimlerinin en büyük sorumluluğudur. Yurtta barışa sahip olduğumuzda dünyada da barışa sahip oluruz. İstikrar %10 artıyor. Neyi açıyormuş? Tutucu karşıtı operasyonu başlatın. Kürt grupları askerlik muafiyeti sunuyor. Tamam, bu güzel. Bu güzel. Mesela şurada attık mı buraya? Attık. Şunu da yeniden düzenleyelim. Şöyle bir şey şansımız var mı? Ne var burada? Evet, engelli abi. Gelenekçiler sızmasın. Şurada bakalım. Erzurum'da asilere karşı koyalım. Evet, güzel. Bu şekilde gittikçe asilere karşı koyup bu şekilde devam ettikçe bir yerden sonra artık oralarda bize bağlanacak. İsyankar olmaktan çıkacaklar. Çok net söylüyorum yani. Şuradası mesela. Evet, Nazi Almanya'sı bize 3 seçenekten biri. Ya %50 şansla bir fabrika Amasya'ya, ya iki fabrika. Mesela şöyle bakalım, Amasya neresi? Amasya burası. Amasya'da fabrika bile yok. Evet, iki fabrika verdiler. Çok kral hareket. Gerçekten çok kral hareket abi bence. Şöyle iki fabrika verdiler. Bence güzel hareketti bu. Ben hemen şöyle kamyon da üretmeye başlayayım. Lastiğimiz de yok. Alırız. Hollanda'dan da lastik alalım. Evet, fabrikalarımız iyice ama iyi oluyor. Geleceğimizi değerlendireceğiz abi. Dediğim gibi oradan oraya gideceğiz zaten. Atatürk'ün durumu nedir bakalım. Şimdi borçlarımızı ödemeye başlayalım artık. Ha, borçları ödemek lazım. Her türlü borçları ödemek lazım. Sebebi de şu. Borç ödemeden olmaz. Bakın buradaki isyan ne kadar azalmış? %5. Şuralarda isyan var mı? Burada %26, burada %24. Ama artık şurada azalttık isyanı. Ayrılıkçı yoğunluk varmış ama. İsyanları olabildiğince azaltıyoruz. Almanya'dan destek de aldık. Şimdi sırada ne var? İngiltere var. Ruslardan da destek alacağım şu anda. Almanları bu belki bir tık geriye atar ama bilmiyorum. Çeliğimiz yok abi. ABD'den bize çelik. Evet, çeliği alalım. Şu dünya gerginliği artınca derhal Irak'a savaş ilan edeceğim. Britanya ile Birleşik Krallık ile artış yatırım olanaklarını bize bir yatırım yapsınlar. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Geleceğimizi değerlendirelim. Oradan Hatay sorunu, Hatay'ı geri alacağız. Vatanın toprağını Hatay'a geri de katacağız ve
Bakın. Evet, Hatay sorunu yapalım. Devlet demir yolları da gayet iyi olacak. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip seriye desteklemek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Ciao.